Merhabalar arkadaşlar, transfer gündemine hoş geldiniz. Transfer dönemi yaklaştıkça üç büyüklerin transfer çalışmaları hızlanıyor. Beşiktaş'ta sezon sonunda kontratı biten ve geleceği merak edilen Caner Erkin ve Gökhan Gönül'den Caner Erkin'in geleceği netleşti. Tecrübeli oyuncunun menajeri Altıparmak yaptığı açıklamada Beşiktaş ile görüştüm, Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Ayrıca şu anda Galatasaray ya da Fenerbahçe'ye verilmiş bir söz yok, kimseyle görüşülmedi. Yurt dışı ihtimali de var, sezon sonunda konuşulacak dedi. Öte yandan siyah beyazlar ismi Galatasaray'la da anılan Aston Villa'nın yıldızı Trezeguet için harekete geçti. Siyah beyazlar 25 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusunu 2 sezon kiralık olarak renklerine katmak istiyor. Özellikle Beşiktaş Trezeguet transferiyle beraber çok yönlü orta saha sıkıntısını çözmek isterken gelecek sezon kurulacak kadronun zirveye oynamasını istiyor. Sol ve sağ kanatta forma giyebilen ve sağ ayağını etkin bir şekilde kullanabilen oyuncu daha önce El Kahire, Anderlecht, Royal Excel, Kasımpaşa ve Aston Villa formalarını giydi. Bu sezon Aston Villa'da 33 maça çıkarken 4 gol ve 3 asist üretti. Öte yandan Trezeguet Mısır milli takımıyla da 44 maça çıktı, 6 da gol kaydetti. Diğer yandan siyah beyazlarda iç transferden de bir haber var. Sporting Lisbon bu sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Diaby için siyah beyazlı kulübe satın alma teklifi yaptı. Lisbon kiralama kontratında yazan 5 milyon euroyu talep etmediğini ve sadece 3 milyon euro istediklerini Beşiktaş cephesine iletti. Beşiktaş henüz teklife bir cevap vermedi. Kariyerine Fransa'da başlayan 29 yaşındaki Diaby Lille'le oynadıktan sonra Belçika'da Mouscron Club Brugge formaları giydi. 2018 yazında 4.5 milyon euro bonservisle Sporting'e transfer oldu. Diaby sezon başında kiralık olarak geldiği Beşiktaş'ta 30 maça çıkıp 4 gol ve 2 asist yaptı. Geçelim Fenerbahçe transfer gündemine. Sarı lacivertlerin ilk bombası Sivasspor ile kontratı sezon sonunda sona erecek olan Mert Hakan Yandaş oldu. Aktif futbol hayatına son vermesi beklenen Emre Belezoğlu'nun sportif direktörle oturması bekleniyor. Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ın da hedefinde olduğu bilinen yıldız futbolcu için menajeri Emre Belezoğlu'na görüşmeye hazırız dedi. Ghana medyası okuyucularına aktardığı bilgilerde Süper Lig ekibi Kayserispor'da forma giyen Mensah'ın Fenerbahçe'ye yolunda olduğunu yazdı. Bernard Mensah bu sezon toplamda 4 golü rakip filelere gönderirken sezon içinde etkileyici bir performans sergilemişti. 94 doğumlu Ghanalı Mensah orta sahanın göbeğinde ve 10 numara mevkiinde forma giyebiliyor. 1.80 boyundaki yıldız futbolcu yüksek fizik gücü ve üstün tekniğiyle tanınıyor. Mensah daha önce Vitória Guimarães, Atletico Madrid, Etafe, Kasımpaşa ve Kayserispor formalarını terletti. Bernard Mensah bu sezon 23 maça çıkarken 4 gol ve 8 asist üretti. Geçelim Galatasaray transfer gündemine. Sarı Kırmızılar Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptırdı. Diğer bir isim ise Emre Kılınç. Emre Kılınç transferi için Galatasaray'ın elini çabuk tutması gerekiyor. Yapılan açıklamalarda Emre Kılınç'ın bu sezon sonunda kesin olarak Sivasspor'dan ayrılacağı bildirildi. Öte yandan Rizesporlu Oğulcan Çağlayan'la Galatasaray prensipte anlaşmaya varmıştı ancak Rizespor özellikle Hasan Kartal Galatasaray'ın transferine engel koydu ve Oğulcan Çağlayan'ın kontratını bir yıl daha uzattı. Öte yandan Galatasaray ile Fenerbahçe arasında yeni bir transfer savaşı başlayabilir. Sarı Kırmızılar Fenerbahçe'nin de listesinde olan Katar Ligi Al Duhal'de forma giyen Mario Mandzukic'i gündeme aldı. 34 yaşındaki futbolcunun transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da devrede olduğu İtalyan basınında yazmıştı. Dünya yıldızının transferi için İtalya Serie A'ya dönmesi de ciddi bir olasılık olarak gösteriliyor. Mandzukic için yaşının 34 olması, aldığı maaşın yüksek olması İtalya'ya dönüş için bir engel teşkil edebilir. Yıldız futbolcu ise gelecek tekliflere göre bir karar verecek. Evet arkadaşlar, resmi transfer dönemi 1 Temmuz'da başlayacak. 1 Temmuz'un yaklaşması ve liglerin sona ermesine az bir süre kala üç büyüklerin transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Transfer gündeminin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.